Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 22 Ağustos'ta Türkiye saatine göre öğleden sonra 15.03'te 29 derece Kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu yıl Kova burcunda yaşayacağımız ikinci Dolunay bu. 24 Temmuz'da da yaşamıştık. Bu yüzden bu Dolunay süper Dolunay ya da mavi Dolunay olarak da isimlendiriliyor. 29 derece güçlü bir derecedir. Bir burcun son derecesi. O burcun temaları ile ilgili daha yoğun, biraz kontrolsüz durumlarda ortaya çıkarabilir. Evet, yükselen an haritasında Türkiye saate göre Yay burcu yükseliyor. Dolunay haritanın 3. evinde Jüpiter'le birleşiyor. Jüpiter kavuşumlu bir dolunay, yöneticisi Satürn, o da Kova burcunda. Hava elementi güçlü bir dolunayda çünkü Venüs terazi burcunda. Satürn'le Venüs arasında güzel bir üçgen var. Hatta Ay düğümü, Kuzey düğümü de İkizler burcunda güzel bir hava üçgeni oluşturuyor gökyüzünde. Uranüs Boğa burcunda, Başak burcundaki Mars ve Merkür'le yine güzel bir toprak üçgeni oluşturuyor. Evet, şimdi biraz daha detaylara bakalım. Öncelikle bu dolunay sabit burçların son derecesini etkiliyor. Bunun yanı sıra değişken burçların da ilk derecelerini etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz veya kişisel gezegenleriniz Boğa, Akrep, Kova ya da Aslan burcunun 25 ile 30 derece arasında bulunuyorsa veya değişken burçlar olan İkizler, Yay, Başak, Balık burçlarının 0 ile 5 derece arasında bulunuyorsa, bakın bu burç gruplarımız ve bu dereceler bu dolunaydan birinci derecede etki alıyorlar. Bir tamamlanma ve bir dönüşüm enerjisi var bu dolunayda, 29 olduğu için, ama biraz analitik çalışabilir. Analitik ne demek? Kontrolsüz demek. Çok yoğun gösterebilir kendisini. O yüzden Kova burcu temalarına bir göz atalım. Kova burcu toplumsal bir burçtur. Evrensel konularla, insani konularla alakalıdır. Özellikle gruplar, kalabalıklar, kitlesel olaylar Kova burcu ile ilgilidir. İnsani gelişim, yani gelecekle ilgili beklentiler, insanlığı toplumsal olarak geliştiren, ileriye taşıyan temalarla ilgilidir. O yüzden bilim, teknoloji yine Kova burcu ile ilgilidir. Elektrik, elektronikle alakalı konular, uzay, astronomi, havacılıkla ilgili konular, bilişim sektörü, günümüzde internet, sosyal medya, bunlar hep Kova burcu ile alakalıdır. Ve tabii ki grup hareketleri, özellikle devrimler, isyanlar. Biraz Kova isyankar bir burçtur ve gölge yanlarında çok huzursuzluklar ortaya çıkarabilir. Düzene karşı gelme, otoriteye karşı gelme gibi enerjileri vardır Kova burcunun. Ama bir yandan da insan hakları, özgürlükler, adalet arayışlarıyla ilgilidir. Şimdi Jüpiter de söz konusu olunca bu enerjiler daha da bir büyüyor, daha geniş kitlelere yayılıyor, biraz daha yoğunlaşıyor gibi. Yani 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası Dolunay'ı çok güçlü hissedebiliriz. Aslında Eylül ayının ilk haftası içerisine kadar, 6-7 Eylül'e kadar da devam edecek bu Dolunay etkileri. Ama dünya üzerinde çok fazla insani hareketlerin, kitlesel hareketlerin, biraz daha belki böyle isyankar tutumların, hak arayışlarının çok öne çıktığını da görebiliriz. Hava şartları çok yoğun olabilir. Hava olayları olabilir uçaklarla ilgili. Uzay ve astronomi ile ilgili çok ilginç ve önemli gelişmeler olabilir. Bilimsel ve teknolojik alanda gelişmeler olabilir. Yine pandemi ve pandemiyle bağlantılı aşı ve ilaçlarla ilgili, yine toplumsal alanda toplumları etkileyen çok önemli gelişmeler olabilir. Biraz şu dönemde artık yazın bitmesi, sonbaharın başlaması, işte iş hayatı, çalışma düzeni nasıl olacak, okullar açılacak, eğitim nasıl olacak, buralardaki düzenlemeler gündemde. Zaten Türkiye haritasına göre Dolunay 3. evimizde ki bu ilk öğrenim özellikle eğitim hayatını da kapsıyor. İşte yüz yüze eğitim başlayacak mı, başlayacaksa nasıl başlayacak, şartlar nasıl, aşı olmak zorunlu mu? Son gündemimizde aslında okullarda yüz yüze eğitim için aşının zorunlu olması gibi bir gündem de var. Şimdi Kova isyankar bir burç ve biraz hani insan hakları, hak arayışlarıyla alakalı bu durumda pandeminin bu getirilerinin veya
otoritenin yapmak istediği tüm dünyadan bahsediyoruz. Sadece ülkemizle de sınırlı değil. Bu düzenlemelerin, işte yasaklamaların, genel kuralların, kurallara karşı biraz hak arayışlarının, daha isyankar tutumların, kitlesel hareketlerin de çok belirgin bir şekilde öne çıkması, konuşulması mümkün. Haber trafiği çok artıyor, bilgi trafiği çok artıyor. Özellikle yine sosyal olayların çok gündeme geldiği, hızlandığı bir dönemdeyiz. Politik gelişmeler yine Kova burcuyla alakalıdır. Politik alandaki haber trafiği, gelişmelerin, gruplaşmaların, düzenlemelerin de çok belirgin bir şekilde öne çıktığı, hareketli, gündemin çok hızlandığı bir süreçteyiz. Aynı şekilde 3. evdeki bu dolunay ülkemizin sınırlarıyla alakalı, komşularla alakalı. Yükselende de yay burcunu görüyoruz ki o da askerimiz, ordumuz ve güvenliğimizle alakalı. Göç hareketleri artıyor biliyorsunuz. Göçmenlerle ilgili durumlar ve toplumda yine ülke içerisinde artan huzursuzluklar, bir yandan artan göç olayları, bir yandan artan huzursuzluklar. Buralarda kışkırtıcı durumlar da çok riskli olabilir. Sosyal medyada çok aktif olabilir. Daha sağduyulu olmak gerekiyor. Toplumsal hareketliliğe ve daha belki kışkırtıcı olaylara karşı da biraz daha burada mantıklı ve sağduyulu hareket etmek gerekiyor. Takipçilerimiz, bu dönemde dikkatli de olmak gerekiyor. Evet, şimdi bunlar genel etkiler. Yükselen burçlarınıza göre kısa kısa dolunayın tesirlerinden de bahsetmek istiyorum. Koç burçlarımız ve yükselen koç burçlarımız Kova dolunayı 11. evinizde olacak. Bu dolunay aslında haritanızın yapısına göre lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 29 derece ve yakınlarında sabit burçlarınız varsa veya 0 ile 5 derece arasında değişken burçlarınız varsa 11. evinizi veya 12. evinizi de etkileyebilir. Biraz sınırda bir dolunay olduğu için tesirleri de daha geniş alana yayılıyor. Özellikle sosyal konular, arkadaşlarınız, gelecekle ilgili beklentilerinizde güçlü etkiler var. İşle ilgili çalışmalarınızın maddi manevi karşılıklarını alabilirsiniz. Bir grup içerisinde ya da sosyal ortamda, arkadaş ortamında daha fazla dikkat çekmeniz mümkün görünüyor. Ama bazı ilişkilerinizde ve bazı arkadaşlıklarınızda da biraz dönüşümler olabilir. Yani bazı ilişkilerinizi bitirebilirsiniz ya da bir proje sonuçlanabilir. Bir ekip çalışmasından ayrılabilirsiniz. Ait olduğunuz bir yerden uzaklaşabilirsiniz. Hani bunun gibi hayatınızda özellikle önemli dönüşümler de olabilir. Sosyal hayatınızı da etkileyebilir. Jüpiter etkili olduğu için genelinde baktığımızda şanslı bir dolunay. İlişkiler adına arkadaşlardan destek almanız, ilişkilerinizde gelişmelerin olması, hatta iş hayatınızı bile size gelecek bazı tekliflerle önemli ölçüde iyi, olumlu bir şekilde geliştirecek fırsatlar da karşınıza çıkabilir sevgili koçlar. Sevgili boğalar, özellikle yükselen boğalar, kariyer hayatınızda hızlı gelişmeler var. Aslında hem Temmuz ayı hem Ağustos ayı buna işaret ediyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 29 derece ve yakınlarında ise etki alabilirsiniz. Ama haritalarınızda değişken burçların 0 ve 5 derece arasında gezegen bulunuyorsa yine etkiler alabilirsiniz. Toplumda dikkat çektiğiniz bir dönemdesiniz. Yaptığınız çalışmalarla da bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ve genel statünüzde bazı hızlı dönüşümler olabilir. Çevre değişiklikleri de olabilir. Hatta ilişkiler alanında evlilikle ilgili, işbirlikleriyle de ilgili bazı önemli dönüşümler olabilir. Taşınmalar olabilir, yer değişiklikleri olabilir. Parasal konularda da bu dolunay bazı hedeflerinize sizi ulaştırabilir sevgili boğalar. Sevgili ikizler, yükselen burcu ikizler olanlar. Evet, bu dolunay eğer güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 0 ile 5 derece arasıysa sizi etkileyebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. 0 ile 5 derece arasında kişisel gezegenleriniz varsa etki alabilirsiniz. Bu dolunayla birlikte bulunduğunuz ortamda daha fazla dikkat çekmeniz, görünür hale gelmeniz mümkün ve bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Manevi yönünüz çok öne çıkıyor, derinleşiyor. Özellikle manevi alandaki açılımlar çok öne çıkıyor bu dolunayda. Kariyer hayatınızda yine çok güçlü açılımlar olabilir. İş değişimleri olabilir. Yurt dışı ve uluslararası alanda şanslar var. Uluslararası alanda bir iş olabilir bu.
çok uluslu bir şirkette çalışabilirsiniz veya sosyal medya, internet ya da e-ticaret gibi olabilir. Yani biraz sınırlarınızın genişlediği bir zaman. Akademik konularda öğrenciyseniz yine eğitim hayatınızda bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Önemli seyahatler de olabilir, uzun seyahatler de gündemde olabilir. Genel olarak aslında sizin için keyifli gelişmelerin olacağı, size destek olan bir dolunay, yurt dışı hedefleri olan birçok ikizler için önemli açılımlar olabilir bu dolunayda. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, dolunay özellikle parasal konular, işte finansal paylaşımlar, borç alacak dengesi, kredi konusu, eş partner konuları bunları etkiliyor. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçların son derecelerinde veya değişken burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa etkiler artabilir. Bir kredi işi veya bir miras işi, bir borç ödemesi yani bu dolunayda gündemde olabilir. Hızlı çözümler de bulabilirsiniz. Bu dolunayla beraber ilişkilerinizin özellikle parasal alanları, mesela eşinizin kazançları ya da ortağınızın gelirleriyle ilgili alanlarda da dönüşümler olabilir. Bu dolunayda veya bir eğitimle ilgili bir bursa ihtiyacınız var veya bir iş yatırımı için bir kaynağa ihtiyacınız var. İşte bu dolunay buralardaki beklentilerinizi artık sonuçlandırabilir, gündeme getirebilir. Evet sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, siz etkilenen burçlardansınız tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 29 derece ve yakınlarındaysa bunu 25 ile 30 derece arası alabilirsiniz. Daha güçlü etkilenebilirsiniz. İlişki eviniz, özellikle iş birlikleri alanınız etkileniyor. İlişkilerinizde hızlı dönüşümler olabilir bu dönemde. Evlilik kararları, işbirlikleri, ortaklıklar, belki ayrılıklar da olabilir tabii ki. Artık bitmesi gereken, tamamlanması gereken bazı ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Ve bunlarla beraber hayatınızda bazı kadersel dönüşümler de olabilir tabii ki. Eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili konular çok gündemde. Unutmayın, Jüpiter ilişki evinizde ve her türlü ilişkinizde şanslar da getiriyor size. Süregelen ilişkilerinizi daha iyileştirebilirsiniz. Onlardan yarar görebilirsiniz veya yeni ilişkiler kurma anlamında da fırsatlar karşınızda olabilir. Eşiniz, partneriniz, onun bazı sorunları varsa hani bunları çözüme kavuşturmak da bu dönemde yine mümkün olabilir. Evet sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Dolunay sabit burçların son derecelerinde ama değişken burçlarımızın ilk dereceleri de etkileniyor. Bu nedenle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 0 ile 5 derece arasıysa doğum haritalarınızda yine 0-5 derece arasında değişkenlerde gezegenleriniz varsa ya da 25 ile 30 derece arasında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa etkileriniz artacaktır. Bu dolunay hem iş hayatınızı, mesleki konuları hem de işte bağlantılı biraz ilişki dinamiklerinizi etkiliyor aslında. Yani birlikte çalıştığınız kişiler, iş hayatınızda hizmet aldığınız kişiler, iş arkadaşlarınız, mesleki konular, iş teklifleri veya çalıştığınız işteki bazı hedefleriniz. Hani bu dolunay bunları sonuçlandırabilir ve buralarda bazı düzenlemeler söz konusu olabilir. Daha az kesim, yani bazı başaklar biraz sağlık konularında hassas olabilirler. Sağlıkla ilgili iyileştirmeler, sağlıkla ilgili şifalanmalar, hem çalışma koşullarınızın iyileşmesi, işten aldığınız verimin arttırılması, hem de günlük hayatınızın kalitesinin artması, sağlığınızın iyileşmesi adına önemli bazı farkındalıklar ve düzenlemeler de gündeminizde olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, dolunaydan aslında olumlu etkiler alıyorsunuz. Hem Venüs burcunuzda hem Jüpiter'den güzel bir açı alıyorsunuz. Bu dolunay aşk hayatınızda, romantik konularda keyifler getirebilir, fırsatlar getirebilir. Çocuklarla ilgili sevinçler olabilir. Çocuk istiyorsanız bununla ilgili fırsatlar olabilir. Çocuklarınızın eğitimi ve onunla ilgili şanslar var, açılımlar var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 29 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa, kişisel gezegenleriniz bu derecelere yakınsa veya değişken burçlarda varsa dolunay tesirleri biraz daha görünür olabilir. Ama bu dolunay sırasında çok güzel hava üçgeni var. O yüzden teraziler bence olumlu etkileniyorlar.
seyahatler edebilirsiniz, eğlenebileceğiniz olumlu durumlar olabilir. Biraz bir ailenizle, sevdiğiniz kişilerle, çocuklarla kutlamalar olabilir. Yani ev içerisinde, aile içinde mutluluk getirici olaylar olabilir. Kalbiniz boşsa bir aşk da olabilir tabii ki sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, 29 derece kova dolunayı özel hayatınıza, ev hayatınıza, yuvanıza, aile konularına işaret ediyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 29 derece ve yakınlarındaysa, evet, evlenebilirsiniz, ev kurabilirsiniz, yuva kurabilirsiniz, taşınabilirsiniz, ev alabilirsiniz veya bazı mülklerinizi satabilirsiniz. Bunun gibi konular olabilir. Ebeveynlerle ilgili konular var. Aile büyükleri, ebeveynler, aileyle ilgili konularınız da bu dönemde çok fazla yine sizin için ön planda olabilir. Jüpiter etkisi özellikle ev ve yuva alanlarında daha verimli, daha iyileştirici, daha yapıcı bazı etkiler getiriyor sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, güzel bir dolunay sizin adınıza. Yükseleni yay olduğu için özellikle Türkiye'de yaşayan yay burçlarımız çok belirgin etkiler olabilir. Kişisel anlamda kendinizi dikkat çekebileceğiniz, kendinizi ifade edebileceğiniz fırsatlar olabilir bu dolunayda. Akademik konularda bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Eğitimle ilgili bir amacınıza ulaşabilirsiniz. Ticari aktiviteler öne çıkıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle kova, aslan, akrep, boğa gibi burçlarda 25 ya da 30 derecede gezegenleriniz var mı? Ya da değişken burçlarda, örneğin güneş burcunuz, yükselen burcunuz 0 ile 5 derece arası mı? Değişken burçlarda gezegeniniz var mı? İşte varsa daha güçlü etkiler alıyorsunuz. Seyahatler olabilir. En fazla seyahat edebilecek burçlardan birisiniz. Yani seyahat konularında şanslarınız var. Eğitimle ilgili çok önemli şanslarınız var. Yine özellikle bilişim sektörü, internet, sosyal medya, e-ticaret, hani buralardaki iş ve girişimlerde önemli şanslarınız var. Kardeşlerle ilgili etkileşimler artıyor. Kardeşlerle ilgili, yakın çevrenizle de ilgili mutluluk verici, güzel şanslar, kısmetler olabilir bu dönemde. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, dolunay parasal konularda güçlü etkiler getiriyor. Temmuz ayında da para konuları sizin için aktifti ama bu dolunay Jüpiter'li olduğu için daha şanslı aslında. Parayla ilgili bazı amaçlarınıza ulaşabilirsiniz. Hatta elinize yüklü bazı paralar geçebilir ve uzun vadeli de olabilir bu kazançlar. Güzel yatırımlar da yapabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların 25 derecesi ile 30 derecesi arası gezegenleriniz bulunuyorsa bu etkiler artabilir tabii ki. Parayla ilgili çok yoğun etkiler var. İş arıyorsanız belki yüksek kazançlı bir iş de bulabilirsiniz. Hatta bazı yatırımlarınızın hızlı, verimli geri dönüşleri de olabilir bu dönemde. Ve paranızı iyi değerlendirme imkanları da bulabilirsiniz. Sevgili kovalar, zaten sizin dolunayınız. Evet, süper dolunay, mavi dolunay. Bu sefer kova burcunun son derecelerinde doğanları etkiliyor bu dolunay. Özellikle doğum gününüz 14 Şubat'la 20 Şubat arasıysa sizin için çok önemli bu dolunay. Yükselen burcunuzda yine 25 ile 30 derece arasıysa yükselen kovalar için çok önemli. Kişisel haritalarınızda eğer değişken burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa tabii ki bu tesirler biraz daha artıyor olabilir de çünkü. Bu dolunay sizin daha fazla dikkat çekmenize neden olacak. Bir başarı elde edebilirsiniz. Jüpiter desteği sizinle, hatta Venüs'ten de güzel bir destek var bu dolunayda. Öğrenciyseniz güzel bir belki başarı elde edeceksiniz eğitim hayatınızda. Yurt dışı hedefleriniz varsa burada güzel açılımlar olabilir. Bu dolunay iş hayatında size parasal kazançlar anlamında güzel bazı hedeflerinize ulaştırabilir. Dolunay akademik konularda evet sizi destekliyor. Yine seyahatler olabilir. Hani bir tatil için de olabilir bu seyahat. İş için veya eğitim için de başka bir şehre, başka bir ülkeye gitme, yani bir seyahat etme imkanınız güçlü görünüyor sevgili kovalar. Evet, ve sevgili balıklar, yükselen burcu balık olanlar. Dolunay biraz daha inziva, biraz daha anlayış, farkındalık getiriyor size hayatınızda. Ruhsal, bedensel, zihinsel şifa, terapi, arınma imkanları getiriyor.
Gizli bir şeyler açığa çıkabilir. Bir şeyleri anlayabilirsiniz. Anlayışınız gelişebilir. Sezgileriniz çok yol gösterici. Sezgilerinizi dinleyin bu dönemde. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer güneş burcunuz, yükselen burcunuz 0 ile 5 derece arasıysa, bu dolunay çünkü değişken burçlarımız etkiliyor. 0 ile 5 derece arasıysa, eğer doğum gününüz 20 ile 26 Şubat arasıysa daha güçlü etkilenirsiniz. Yükselen burcunuzla 0 ile 5 derece arasıysa dolunay daha bireysel etkiler getirebilir. Daha kişisel etkiler getirebilir. Daha kadersel hayatınızda bazı fırsatlar getirebilir size. Ama genel sağlığınızda da bazı hassasiyetler olabilir. Unutmayın. Kronik sorunlara dikkat etmek lazım. Dolaşım sistemi problemleri, tansiyon problemleri falan, buralarda biraz hani sağlık konuları hassas olabilir. Ama sağlığınızı iyileştirmek için, hayatınızın kalitesini arttırmak için de zararlı alışkanlıkları bırakabilirsiniz. Bazı bağımlılıklardan kurtulabilirsiniz. Sizin için artık gerekliliği kalmamış bir şeyleri hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bir şekilde hayatınızda İyileşmeler söz konusu olabilir sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.